Çekil. Baba. Benim güzel gözüm. Bak çok sürmeyecek. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Sen böyle yaparsan ben otobüse binemem ama. Askerliğimi mi yakacaksın? Aa, yapma böyle, hadi gülümse biraz. Hadi gülümse. Bekleme artık Orhun. Baban gelmeyecek. Öldü o. Baba. Baba. Çabuk geleceksin, söz ver. Öldü o. Yatış için imzanız gerekiyor. Ayrıca babanızla ilgili birkaç sorum olacak.
Kronik bir rahatsızlığı var mı? Bilmiyorum. Herhangi bir ilaca alerjisi var mı? Babanızın bir ilacı alerjisi var mı? Bilmiyorum. Kan grubunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Peki daha önce böyle bir durumla... Bilmiyorum. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Anladım. Ne işin vardı onun yanında? Nasıl buldun onu? Konuş! Orhun Bey konakta değil hanımefendi. O kız? O kız da yok. Bütün konağı aradım fakat bulamadım. Orhun Bey'le çıkmış olabilir. Konuş dedim sana. Ne işin vardı onun yanında? Nasıl buldun onu? Konuş! Ben ilk kez mezarlıkta gördüm babanızı. Benden neden sakladın? Babanız öyle istedi. Başka ne söyledi? Konuş! Bir şey söylemedi. Yalan söyleme bana. Yalan söylemiyorum. Yemin ederim başka bir şey anlatmadı. Orhun Bey. Nasıl durumu? Babanızın bütün değerleri kritik seviyede. Altta yatan başka rahatsızlığı olduğundan şüpheleniyoruz. Ne demek bu? Babanızın durumu kritik Orhun Bey. Yine de yapılacak bir şeyler olmalı. Çok geç kalınmış. Bütün testlerin sonuçlanması için zamana ihtiyacımız var tabii. Bu noktada her şey hazırlıklı olmakta fayda var.
Kenan. Yoldaş Emine'mle karşılaştık. Erkenden göndermişsin kızı. Sinirin de tependeymiş. Bir sorun mu var? Sorun yok abla, her şey yolunda. Tahmin ettiğim şey mi? Geri dönmüş. Karşılaştınız mı yoksa? Ne dedi? Ne yalanlar söyledi sana yine? Yok, ben daha fazla duramayacağım. Abla sakın. Bak, sen bu meseleye karışmayacaksın. Ama Kenan... Aması yok abla. Ben o defteri yıllar önce kapattım, bitti. Anlaştık mı abla, bitti. İzninle bak, çalışmam gereken dosyalarım var. Sen nasıl istersen. Nihayet ana kız birbirinize kavuştunuz, çok şükür. Hasret sona erdi. Huzurunuzu bozacak kimse de yok. Sahi, haber var mı babamdan? Yok. Olmasın da zaten. Vakit geçmeden ben bir namazımı kılayım. Allah kabul etsin. Meryem. Yoksa siz Kenan'la mı karşılaştınız? O yüzden mi bu durgunluğun? Bir şey mi oldu? Canını sıkacak bir şey mi söyledi? Yok. Ah be Meryem. Hem sana hem ona yazık değil mi? Şimdiye kadar sustun, anlatmadın. Ama yeter, yeter. Anlat, anlat. Herkes gerçeği öğrensin. Taşıma bu yükü daha fazla Meryem. Anlatamam abla, olmaz. Sönmüş ateş odun atmaktan başka bir işe yaramaz. Ama böyle daha nereye kadar devam edecek Meryem? Yetmedi mi bunca yıl sustuğun? Sait Bey bana bir şey söylemedi ama. Ama ne? Sizi çok özlediği çok belliydi.
sevdiği. Orhun Bey. Babanızı odaya aldık, görebilirsiniz. Uyandırmamaya dikkat ederseniz iyi olur. Dinlenmesi lazım. Öncem demiştin hani, bisiklet sürmeyi öğretecektin bana. Orhun, bak bana oğlum. Bana bak diyorum sana. Baban öldü. Eğer yas tutacaksan çocuk gibi değil, yetişkin gibi yapacaksın bunu. Demirhanlılara yakışır biçimde. Baban toprağın altında. Artık duyamaz seni. Şimdi sil gözlerini.
Neden? Neden? Siz Sait Bey'in yakın mısınız? Buyurun, bunlar onun eşyaları. Bunlar babanızın. Çok özür dilerim. Thank you.
ben. Seni sevdiğim güne lanet olsun. Babam bir daha gelmeyecek bir tanem. Sakın korkma. Hiç kimse sana artık zarar veremez. Ben buradayım. Bırakayım belki istersiniz. Götür şunu.
Baban toprağın altında. Artık duyamaz seni. Defalarca aradım. Ulaşamadım. Neredesin? O kız da konakta yok. Yanında mı yoksa? Orhun. Duyuyor musun? Orada mısın? Sonra konuşuruz. Bekle. Nurşah. Ne oldu Nurşah? Çiftlikte ocağı açık unutmuş. Uyuyakalmış. Telefonlarımı açmayınca Şevket'i gönderdim. Yangın çıkmış. Şevket ulaştığında Nurşah baygınmış. İyi mi şimdi? İyi. Endişe etme. Şu an burada. Tamam, geliyorum ben. Sen burada kalacaksın. Bir saniye bile ayrılmayacaksın buradan. Bir saniye bile. Al bunu. Numaran bu telefonda diğer hat diye kayıtlı. Kullanmayı biliyor musun? Olursa hemen arayıp haber vereceksin. Burada olduğundan, burada olanlardan kimsenin haberi olmayacak, anladın mı? Çalışmak için acele etmeseydin Meryem. Bir toparlansaydın önce. Olmaz abla. Benim bir an evvel iş bulup çalışmam lazım. Ne diyeceğim sana? Sen şimdi bu Kenan'a gerçekleri anlatmıyorsun ya. Tamam. Tamam, sen yine anlatma. Anlatma ama ne olur bir şey derse kendini ezdirme. Lütfen. İnşallah gerek kalmaz abla. İnşallah bir daha karşılaşmayız. Aynı mahallede yaşıyoruz. İlla ki karşılaşacaksınız. Yani başka türlüsü mümkün değil. Kediye çarpacak. Hakkın arabaya çarptı. Nurşah. Odasında. Doktor gelip kontrol etti. Endişe edilecek bir durum yok. Sen neredeydin? Bekleme artık Orhun. Baban gelmeyecek. Öldü o. Elin? Kan mı o? İyiyim. Önemli bir şey değil. Orhun. Ne bu halin? Oğlum.
Bekleme artık Orhun. Baban gelmeyecek. Öldü o. Baban toprağın altında. Artık duyamaz seni. Oğlum. Orhun. Niye bana öyle bakıyorsun? Bir şey söylemeyecek misin? Eğer kötü bir şey olduysa. Kötü bir şey yok. Ben bir Nurşah'ın yanına çıkayım. Sait Bey sizi çağırmak istedi. Beni mi? İçeri girebilirsiniz. Ama fazla kalmayın lütfen. Acil çıkması gerekti. Ama gelecek. Tüm gece buradaydı. Uyanmanızı bekledi. Kızgın mı bana? Ben bilmiyorum. Öyle istediler. Anlamadım. Ölü olmamı. Ölü olmanızı mı? Kim? Anlatacağım. Her şeyi. Her şeyi al. İyi misin? İyi değilim abi ben. Hiç iyi değilim. Çay yapacaktım. Çaydan da ocağa koydum. Sonra anlamadım ne olduğunu. Bir baktım. Küçükken oynadığımız odadayım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ablam, belki ablam babamın yanında huzur içindedir. Ama ben dayanamıyorum abi. Geçmiyor ablamın acısı. Keşke her şeyi geri alabilsek. Babam şu kapıdan girse. Ablam da yanımda. Thank you.
Ben çok bekledim. Çok da sustum ama anlatacağım artık her şeyi. Anlatacağım. Yormayın kendinizi. Daha çok zamanınız olacak. O zaman anlatırsınız her şeyi oğlunuza. Vakit yok artık. Dinle beni. Onlar. Onlar istediler. Ben bir şey yapmadım. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Kenan abi, hoş geldin. Hayırdır? Hoş buldum Alper. Hakkı abinin tezgahı çarpmışlar galiba, onun için geldim. İçeride onlar, ifadeleri alınıyor. Hanımefendi olayın şahitlerinden. İfade için bekliyor. Benim biraz işim var Kenan abi. Sonra görüşürüz. Bekleme sen hiç. Burada senlik bir mevzu yok. Sözüne bile kefil olunmayanın şahitliğine güvenilmez. Ben vatandaşlık görevimi yapmaya geldim sadece. Adalet yerini bulsun diye. Adalet her geç yerini bulur. Söyle. Babanız bir anda fenalaştı. Doktorlar yanında şimdi. Geliyorum. Avukat Bey, sizin vicdanınızda mı yok? Benim hem arabam gitti hem mallarım gitti. Müvekkilimin hiçbir suçu yok Hakkı Bey. Meryem Hanım da ifadesinde doğruladı. Müvekkilim kediye çarpmamak için kırmış direksiyonu. Ortada kasti bir şey yok. Tanığın görüş açısı çok darmış. Müvekkiliniz dikkatsizliği yüzünden çarpmış tezgahı. Tanığın gördüklerini yorumlamada bir problemi var bence. Ben ne gördüğümü gayet iyi biliyorum. Kusura bakma Hakkı abi. Çok üzgünüm. Ama ben ne gördüysem onu anlattım ifademde.
Evet beyefendi çarptı ama ortada kasti bir eylem yoktu. İnanın Meryem Hanım doğruyu söylüyor. Kasti çarpmadım. Bakın bu iş uzarsa mahkeme süreci iki taraf için de sıkıntılı olabilir. Bence en iyisi bu işi büyütmeden kendi aramızda çözmek. Ben elimden gelen her şey için hazırım. Yeter kimse mağdur olmasın. Bazen suçsuz bile olsak sorumluluk almak gerekir. Hukuk için değilse bile adalet için. Birinin hayatının mahvolacağını bile bile yürüyüp gitmek kolay değil çünkü. Özel bir zalimlik gerekir böyle bir şey için. Hoca çıkınca anlatır. Beklerseniz daha iyi olur. Anlat. Siz gidince ben babanızın yanına girdim. Ne akla? Kendisi görmek istemiş beni. Bir daha sakın. Duydun mu beni? Sakın! Uzak duracaksın odadan. İkimiz de biliyoruz nasıl bir insan olduğunu. Bu iyilik numaralarıyla kimseyi kandıramazsın. Nasıl durumu? İyi mi? Kan basıncında ani bir yükselme olmuş. Hemen müdahale ettik. Durumu şu an stabil. Görmek istiyorum. Uzun kalmamak şartıyla görebilirsiniz. Bir de fazla yormayın kendisine. Abi en az ben de senin kadar iyi tanıyorum. Zarar görmesin ben de istemem. Ama tanık olduğum bir gerçek vardı. Susamazdım. Kimseyi tanıdığın yok senin. Kimse senin o bıraktığın yerde değil artık. Hakkı abinin o aracı alabilmek için kredi çektiğini biliyor musun mesela? Ya o kredi ödeyemezse her şeyinin elinden alınacağını? Yok. Bilmiyorsun. Çünkü sen bu dünyaya ait değilsin artık. Ayakta durup tek başına savaş vermenin ne demek olduğunu sen nereden bileceksin ki? Ben ne gördüysem onu söyledim. İsteyerek çarpmadı adam tezgahı. Kötü gibi görünse de iyi bir şey yapmaya çalışıyordu. Üzgünüm. Ya sen çok üzgünsün diye düzeldi şimdi her şey öyle mi? Sen bu işleri bu kadar kolay mı sanıyorsun ya? Meryem Hanım, Kenan abi. Birkaç imza eksik kalmış. Ofise alalım mı sizi tekrar?
Hani hemen dönecektim baba. Ayağa kalk. Bak. Bir daha ağladığını görmeyeceğim. Baban öldü. Bunu kabullenecek ve önüne bakacaksın, tamam mı? Bir daha ağladığını görmeyeceğim. Bunlar döktüğün son gözyaşları olacak. Omuzlarını dik tut. Bir erkek çocuğunun babasının öldüğü gün adam olduğu gündür. Erkek evlat olarak dedenin tek varisi sensin. Soyumuzu sen devam ettireceksin. Bundan sonra ailenin reisi sensin. Sensiz büyümek zorunda kaldık. Niye sakladın yaşadığını bizden? Başka kim biliyor? Annem? Onun haberi var mıydı yaşadığında? Konuşabilecek misin? Mahalleye niye geldim? Yetmedi mi yaptıkların ya? Verdiğin hasar yetmedi mi? Daha neyin peşindesin? Söyle! Yere değişmek için döndün geri. Kızgınsın oğlum. Haklısın da. Ama ben her şeyi
her şeyi sizin için yaptım. Neyi bizim için yaptın baba? Belki uzak kaldım ama hiç bırakmadım sizi. Uzaktan da olsa, gizlice de olsa. Hep gurur duydum sizinle. Niye? Niye baba? Niye uzak kalman gerekti? Neden seni öldü bildik biz? Lütfen anlat artık. Anlatacağım. Baba, iyi misin?